Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere çeşitli yüzde problemleri çözeceğim, anlatacağım. Problemleri hazırladıktan sonra baktım ki bazıları bayağı zor olmuş. O yüzden sonradan şuraya zor kelimesini yazdım. Şimdi birinci soruyu okuyalım ve başlayalım. Bir pazarcının kilosunu 10 liraya aldığı 60 kilogram portakalın yüzde %15'i çürümüş. Pazarcı kalan portakalları alış fiyatının %60 fazlasına satarsa toplamda yüzde kaç kar etmiş olur diyor. Şimdi ilk olarak şuradan başlayalım. 10 liraya aldı ve 60 kilogram aldı. 60 çarpı 10 diyelim. Ve 600 lira para ödedi. Bu bir kenarda dursun. Sonra ne oldu? Bu 60 kilogram portakalın %15'i çürüdü. Şimdi bunu bulalım. %15'i şöyle yazıyorum ben öğrencileri anlatırken. Yani bir kesir olarak işte 60 kilogramın %15'ini bulacağız. Şimdi bir sayının ya da bir çokluğun şu kadar yüzdesini bulurken nasıl yapıyoruz? Üstteki sayıyla çarpma yapıyoruz. Alttaki ile bölme yapıyoruz. Şimdi 60'ı baştan ben 100'e bölemem. O yüzden ilk önce çarpmasını yapayım sonra bölmesini yapayım. 60 çarpı 15 diyelim. 5 kere 0 0 5 kere 6 30 1 kere 0 0 1 kere 6 6 toplayalım 0 0 900 oldu. Şimdi 100'e böleceğim yani 2 0 sileceğim 9. Demek ki 9 kilogramı çürümüş. Şimdi 60'tan 9'u çıkarıyoruz. Geriye sağlam olarak 51 portakal kaldı. 51 kilogram. Bu 51 kilogramı ne yapıyor? %60 fazlasına satıyor. Neyin? aldığı fiyatın yani 10 liranın. Şimdi 10 liranın %60'ını bulalım. Yine şöyle göstereyim. Ne yapacağım? E, 100'e bölmeyeceğim. Önce çarpacağım. Sonra 100'e böleceğim. 60'la ile 10'u çarptığım zaman 60 çarpı 10 eşittir 600. Değil mi? Şimdi 100'e böleceğim. Yani 6 lira daha fazla satacak. Yani 16 liradan satacak. Değil mi? 10 lira 6 a, e, 6 lira, 16 lira. Yani bütün işlemleri de gösteriyorum. Aslında bunları zihinden de yapabilirsiniz ama ben tabii anlatmak için hepsini gösteriyorum. Yani 16 liradan satacak. Ne kadar portakal var elinde? 51 kilogram. Şimdi 51 kilogram 16 liradan satsın bakalım. Kaç para kazanıyor? Geliri ne olacak? 6 kere 1, 6. 6 kere 5, 30. 1 kere 1, 1. 1 kere 5, 5. Toplayalım. 6. 816 lira para kazandı. Peki portakalları kaça almıştı? 600 liraya. O zaman 816'dan 600'ü çıkarıyoruz. 6 1 216 lira kar etmiş oldu. Fakat bize ne diyor soruda? Yüzde kaç kar etti? Şimdi bu 216 lira yüzde kaça tekabül ediyor? Şimdi 600 liraydı değil mi? Aldığı zaman 216 lira kazandı. Bakın bunu ne yaptım? Bir kesir haline döndürdüm. Şöyle ayırayım. Şimdi ben bunu yüzde olarak ifade edebilmek için paydasını 100 yapmalıyım. Yani ben burada bunu 6'ya böleyim ikisinde. Burası 100 oldu. 216'yı 6'ya böleceğiz. Boş yer kalmadı. Şurada bölelim. 216 bölü 6. 21'de 3 kere var. 3 kaldı. 36'da 6 kere var. Ne oldu şimdi? %36. Demek ki 600'de yüzde 216 sadeleştirdiğimiz zaman %36. Ben artık bunu nasıl yazabilirim? %36 olarak yazabilirim. Demek ki cevap B şıkkıymış. İşaret diyorum. İşte zor yazmamın sebebi buydu. Bu kadar çok işlem gerekiyor bu soruda. Böylece anlatmış olduk. Şimdi ikinci soruya bakalım. Demet Hanım karının %25'ini devlete vergi vermektedir. Demet Hanım 480 liraya aldı elbiseyi %40 karla sattığına göre kaç lira vergi verir? Şimdi 480 lira alıyor elbiseyi. Bunu %40 karla satıyor. Yani ben bunun %40'ını bulacağım. 480. Ini. Yine üsttekiyle çarpma, alttakiyle bölme. Önce çarpmayı yapalım. Çünkü kalansız olarak bölemeyeceğiz. Önce çarpmasını yapalım. 480 çarpı 40. Kısa yoldan çarpacağım. Sıfırları görmezden geliyorum. 4 kere 8, 32 elde var 3. 4 kere 4, 16, 3 de elde 19. Şimdi sıfırları getiriyorum. 19.200 oldu. Şimdi 100'e böleceğim. 2 sıfır siliyorum. 192. Demek ki Demet Hanım 192 lira kar yapıyor. Ve bu karında %25'ini devlete vergi veriyor. O zaman 192'nin 192 de %25'ini bulacağız. Yani 192'yi önce 25 ile çarpalım. 5 kere 2 10, 5 kere 9 45, 46 oldu. 5 kere 1 5, 4 değil de 9 oldu. 2 kere 2 4, 2 kere 9 18, elde var 1, 2 kere 1 2, 3 oldu. Toplayalım 0, 10, 18 oldu. Burada da 4 oldu. Yani 4800. Şimdi bunu 100'e bölelim. Bölü 100 diyelim. Eşittir. 2-0 siliyoruz. 48. Demek ki vermesi gereken vergi yani e, buradaki 192 liranın %25'i 48 lira oluyormuş. Cevap C eşik oldu. Üçüncü soru. Ali Bey 1500 liraya aldığı bir ürünün %40'ını %40, %40 karla kalanını da %25 karla sattığına göre toplam kaç lira kar etmiş olur? diyor Şimdi 1500 liranın %40'ını ilk önce bulmalıyız. 1500'ün yani ne yapacağız? Yüze şöyle göstereyim hatta. %40'ı yazayım şöyle. Bakın bu kez önce bölme yapabilirim. 1500'ü yüze bölüyorum. Ne kalıyor? 15 kalıyor. Sonra bunu 40'la çarpıyorum. 15 çarpı 40. Sıfırı görmezden geliyorum. Önce kolay yoldan çarpacağım. 4 kere 5 20. 4 kere 1 4. 2 de elde 6. Bunu da getiriyorum. 600. Demek ki 1500 liranın %40'ı 600'müş. Bunun da bu %40'lık kısmın da e, 600'ü de %40 karla satıyor. Yani 600'ün de %40'ını bulacağım tekrar. 600'ü 100'e bölebiliriz. 6 kalıyor. 40'la çarparız. 6 çarpı 40 eşittir. 240. Tamam bu %40'lık kısmından %40 karla sattıktan sonra 240 lira kar etmiş oldu. Kalanını da, da %25 karla satacak. Peki kalanı ne kadar? Toplamda 1500 liraya almıştı. Ve 600 liralık kısmını satışa sunmuştu ilk başta değil mi? O zaman bunu çıkaralım kalanları bulalım. Ne oluyor burası? 900 oluyor. Şimdi bu 900 lirayı da %25 karla satacak. Yani %25'i şöyle göstereyim. 900'ü 100'e bölüyorum. 2 sıfır siliyorum. 9. 9 kaldı. 9'u da 25 ile çarpıyorum. 9 kere 5 45 elde var 4. 9 kere 2 18 22 oldu. 225 çıktı yani. 900'ün %25'i 225 liraymış. 240 lira da burada kazanmıştı. Bu kısımdan da 225 kazandı. Şimdi bunları bir araya getirelim. Bakalım ne kadar kar etti. 5 6 465 lira kar etmiş oldu. Yani cevap B şıkkı oldu. Evet bayağı zor sorular hazırlamışım. Neyse biraz yavaş yavaş kolaylaştıralım sona doğru. 1 kilogram toz şeker ilk markette 24 liraya, ikinci markette 18 liraya satılmaktadır. İkinci markette satılan toz şeker birinci markete göre yüzde kaç daha ucuzdur diyor. Şimdi 24'ten ilk önce diğer 18'i çıkaralım. Bakalım ne kadar ucuza satıyor. Kaç lira ucuza satıyor. Evet 14'ten 6 kaldı. Demek ki 6 lira daha ucuza satıyor. Biz birinci markete göre hesaplayacağız değil mi? Birinci markette 24 liraydı. Ne kadar ucuz? 6 lira. Bakın ne yapıyorum? Söylenenleri kesir haline getiriyorum. Ve şimdi bu kesrin paydasını 100 yaparsam yüzde kaç daha ucuza satıldığını anlarım. Fakat 24'ü hemen 100 yapamayız çarpma yoluyla. O yüzden buradaki kestiği biraz küçültelim. Ne yapalım? Her ikisini de 6'ya bölebilirim. 6 bölü 6. 1 oldu. Burası da 4 oldu. Küçülttüm. Sadeleştirdim. 4'te 1. Şimdi paydayı 100 yapabilirim. 4'ü nasıl 100 yapabilirim? 25'te çarparım. Burayı da 25'te çarpacağım. Genişleteceğim. 100 oldu. Burası da 25 oldu. Ve ben artık bunu nasıl ifade edebilirim? %25. Demek ki %25 daha ucuza satıyor ikinci markette. Cevap C şık oldu. Son kağıdımızda iki soru var. E, ee, yanda verilen şekildeki eş karelerden bir kısmı boyanmıştır. Şekilde kaç kare daha boyanırsa boyalı karelerin toplamı şeklin %64'ü olur diyor. Şimdi şöyle yapalım. %64 olmasını istiyoruz değil mi? Peki şeklimizde kaç tane kare var? İlk önce sayalım 25 tane. Bakın 5 tane böyle 5 tane de böyle. 25 tane kare var. Peki biz şu andaki boyalı olanları görelim. Kaç tane boyalı var? Bakıyorum 5, 6, 7, 8, 9 tane. Peki şimdi ne yapmalıyız? %64 yapacağız değil mi? %64'ü yani 25 yapsam paydasını buna benzetsem kaça bölmem gerekiyor? 100'ü 25 yapmak için 4'e bölmem gerekiyor değil mi? 4'e bölüyorum 25 oluyor. 64'ü de 4'e bölmeliyim yukarıdaki sayıyı da. 64 bölü 4 diyelim şöyle gösterelim. 1 kere 4 4. 24'te 6 kere var. Yani burada 16 tane kare boyalı olursa o zaman %64 olacak. Yani şuradaki %64 ile buradaki ne yaptık? Sadeleştirdik değil mi? Aynı değerde yani. Şu anda kaç tane boyalı? 9 tane. 16 tane olması gerekiyor. O zaman 16'dan 9'u çıkardığımızda geriye 7 kalıyor. Demek ki 7 kare daha boyanması gerekiyor. Cevap 5 oluyor. Son sorumuz. Bir mağazada etiket fiyatları 120 TL olan farklı ürünlerde %35 ile %55 arasında değişen oranlarda indirim yapılıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlerden birinde TL cinsinden yapılan indirim miktarı olamaz diyor. Şimdi 120 TL'nin %15 şey %35'ini bulalım. Şöyle göstereyim kesir olarak. Yine ne yapalım? Önce çarpma yapalım, sonra bölme yaparız. 120 çarpı 35. 5 kere 0 0, 5 kere 2 10, 5 kere 1 5, bir de 6. 3 kere 0 0, 3 kere 2 6 toplayalım 0 0 6 6 12 4200 oldu. Şimdi 100'e bölelim. 42. Yani %35'i 42 yapıyor değil mi? 42 TL. Şimdi %55'i de hesaplayacağım, sonra karar vereceğim. Ama şu anda aslında cevap şıklarda çıktı. Cevap A şıkkı. Çünkü 40 olamaz. Yani en düşük %35 ile %55 arasında olacak. %35 zaten 42. Burada cevap A şıkkı. Fakat biz yine de görelim. %55'i de bulalım. Yani 120 liranın %55'ini bulacağız. Ne yapıyorum bu kez? 120'yi 55 ile çarpıyorum. 120 çarpı 55. 5 kere 0 0. 5 kere 2 10. 5 kere 1 5 6 oldu. 5 kere 0 0. 5 kere 2 10. Yine 600 olacak değil mi? Aynısı olacak. Toplayalım. 0 0 6 6. 6600. 100'e bölelim 66. Demek ki diğer sayımız da 66. 45 bunların arasında yer alıyor. 50 de bunların arasında yer alıyor. 65 de bunların arasında yer alıyor. Ama ne demiştik? A şıkkı bunların içinde arasında yer almadığı için cevap A şıkkı oldu. Bize de bunu soruyordu zaten. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum başka derslerde görüşmek ümidiyle hoşçakalın.